Okumak programının sezon finali bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Türk Edebiyatı'nın en önemli eserlerinden biri olan ve dizisi de çekilen Reşat Nuri Güntekin'in Yaprak Dökümü adlı eserini konuşacağız. Kitap hakkında konuşmaya başlamadan önce dilerseniz yazarından biraz bahsedelim. Reşat Nuri Güntekin, Anadolu insanının yaşantısını, sorunlarını, kişisel duygularını, inançlarını süssüz, yapmacıksız, konuşulan Türkçenin tüm yalınlığı ve açıklığıyla dile getiren bir yazardır. Reşat Nuri Güntekin, Yaprak Dökümü, Çalı Kuşu, Dudaktan Kalbe ve Akşam Güneşi kitaplarının yazarıdır. Kitap daha önce iki kere film, iki kere de dizi olarak çekilmiştir. Ancak herkesin aklında kalan 2006 yılında çekilen TV dizisi olmuştur. Dizide dönemin önemli oyuncularının yer almasının yanında kitabın muazzam ilerleyen olay örgüsü diziyi dönemin en popüler dizilerinden biri yapmıştır. Kitabın karakterlerinden Ali Rıza Bey, şair ruhlu, içine kapanık, kendi halinde dürüst bir insandır. Prensipleri, kendi prensipleriyle bağdaşmayan insanlarla çalışmak istemediği için şirketteki memuriyetinden istifa eder. Üsküdar'daki evine çekilir. Ali Rıza Bey'in Şevket isminde bir oğlu, Fikret, Necla, Leyla ve Ayşe adında 4 kızı vardır. Aslında bütün kitap çocukları üzerinden ilerler. Çocuklarının yaşadıklarını işleyen kitabın ana konusu, çılgın hayallerin, maddi israfların, gereksiz özentilerin hüküm sürdüğü bir ailede çöküntülerin başlamasının kaçınılmaz olmasıdır. Yaprak Dökümü, toplumsal gerçekleri ele aldığından basma kılıklıktan uzak, başarılı bir romandır. Bilindiği gibi Tanzimat'tan sonra toplumumuzda bir batılaşma hevesi başlamıştır. Batılılaşmak yanlış anlaşıldığından, yüzyıllarca süren milli gelenek ve göreneklerimizden, karakterimizden sıyrılma olarak kabul edildiğinden bu birçok ailede bir takım felaketlere sebep olmuştur. Bugün bile içinde bulunduğumuz güç durumların esas sebebi budur. Bir takım toplumsal pürüzlere karakter boşluklarına ışık tutması bakımından Yaprak Dökümü gerçekçi ve orijinal bir romandır. Evet, programımızın bu hafta burada sonuna geldik. Seneye görüşmek üzere, hoşça kalın. Thank you.